Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bugünkü videomuzda gene dolar, altın ve gümüş değerlendirmesi yapacağız. Bizler için önemli kritik seviyeleri sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız. Evet video yorumlarının altında bazı sorular vardı. O sorulara da hemen cevabını vereyim. Bazı arkadaşlar yorumların altına düşüş seviyelerinde bizi niçin uyarmıyorsun şeklinde bir soruda bulunmuşlar. O arkadaşlara da cevap olsun. Arkadaşlar ben biliyorsunuz bana abone olan arkadaşların hepsine tek tek grup mesaj üzerinden 3 Kasım'da yanılmıyorsam 3 Kasım'da bakabilirsiniz. Bir mesaj attım sizlere ve o zaman dolar da 8.51 civarlarındaydı zannedersem. Artık yükselişlerin bir kar realizasyonu şeklinde değerlendirilmesi ve karların cepte güzel olabileceği şeklinde hepinizi bilgilendirdim. Bunu da hiçbir video kanalı kolay kolay yapmaz ve ben bunu sizlere yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu mesajı görenler bilecektir. O yüzden bu troll arkadaşlar da hiç boşuna sevinmesinler ve bizi karalamaya çalışmasınlar. Ayrıca en son attığım videoda da nereden tekrardan satış yapan arkadaşların alım yapabileceği şeklinde de öngörülerim mevcut. Bu öngörülerimi değerlendiren arkadaşlara da troll arkadaşlara kapılmadan hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Hem alışlarda hem satışlarda yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla kendi öngörülerimizi sizlere ilettik arkadaşlar. Evet şimdi bizler için önemli olacak seviyeler, destek ve dirençler dolar TL kurunda hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte buna bir bakalım arkadaşlar. Evet 7.92 seviyesinde bizler için bir direnç bölgesi dolar TL kurunda artık oluştu. Şuradaki 7.92 bölgesi bizim için bir direnç. Aşabilirsek de 8.22'li seviyelere doğru dolar TL kurunda tekrardan yukarı yönlü ataklar görmemiz mümkün. Aşağıda en önemli destek noktamız şu an itibariyle 7.73 destek noktası. Evet bizim biliyorsunuz daha doğrusu benim biliyorsunuz dolar TL'de ana hedef noktam 9.20 arkadaşlar. Evet şuradaki 9.20 7.73 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe 9.20 seviyesindeki ana hedef bölgem hala dolar TL kurunda geçerli olacak bir seviye olarak gözükmekte. Evet Naci Ağbal da görevine başladı. Artık Naci Ağbal da ayın 19'unda para politikaları kurulunun yapacağı toplantıya odaklanmış durumda. Onunla birlikte tabii tüm Türkiye olarak bizler de kurları takip edenler de Naci Ağbal'ın alacağı kararlara odaklanmış durumdayız arkadaşlar. Naci Ağbal'dan bir faiz kararı çıkacak mı çıkmayacak mı? Bunu hep birlikte merakla bekliyoruz. Arkadaşlar Merkez Bankası'nın alacağı karardan tabii hiç kimsenin şu an itibariyle haberi yok bizlerin de olduğu gibi. Fakat Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı çıkabilir mi? Konjonktür olarak çıkabilir. Bizler de bu kararı bekliyoruz. Fakat son PPK toplantısında da bir faiz kararı beklediğimiz halde bir faiz kararı çıkmadı. Bu da hükümetin bir politikasından kaynaklı olabilir. Çünkü hükümet faiz tarafına pek sıcak bakmıyor. O yüzden çıkar veya çıkmamak demek yanıltıcı olabilir. Fakat konjonktürler gereği bir faiz kararı çıkması gerektiğini düşünmekteyiz. Eğer dolar TL kurunu aşağı yönlü çekmek istiyorlarsa bir faiz kararı çıkması yönündeki düşüncelerimiz hala devam etmekte. Bakalım Merkez Bankası'nın buradan vereceği karar hangi yönde olacak? Sizlerle birlikte bizler de bunu takipte kalacağız. Hemen altın onsa geçelim. Altın tarafına da bakalım. Buradaki arkadaşlarımız da merak ediyorlar. Altında şu an 1870 seviyelerinde seyretmekte arkadaşlar. Altında bizler için 1861 desteği önemli bir destek haline geldi. Şuradaki 1861 desteği. Bunun yakından takipte kalacağız. Yukarısında 1883. Artık kanal hareketler arkadaşlar biliyorsunuz. 1881-1883 bir kanal aralığımız. 1883 yukarı yönlü kırılırsa da yukarıda 1917 kanal aralığı altın onstaki arkadaşların takipte kalması gereken önemli seviyeler arkadaşlar. O yüzden bu verdiğim kanal aralıklarını
takipte kalacağız. Bizler için önemli destek 1861 desteği. Bu destek üzerinde kalındıkça 1883 ve 1917 direnç seviyeleri takibimizde olmalı. Hemen gram altın tarafına da bakalım. Gram altında takip etmemiz gereken önemli seviyeler şu an itibariyle hangi seviyelerde? Evet, bu arada arkadaşlar kanalımıza bir beğeni atarsanız kanalımızı artık bütün mecralarda da yayılmasını ve bizi görmeyen arkadaşların da görmesini sağlayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar gram altında, dolarda olsun üst bantlarımız ne kadar nokta atışta çalışmış. Buralarda zaten 3 Kasım itibariyle de sizlere bir bilgilendirme mesajı atmıştım. Kâr cepte güzeldir, yükselişleri değerlendirin şeklinde. Tabi açıkça buradan al sat kimse kimseye söyleyemez arkadaşlar. Bu zaten kanunen de suçtur. Ben kendi öngörüm şeklinde bunu mesaj olarak sizlere attım. Hani o da bunu da söylememdeki amaç ben pek gerçekleşen rakamlarımı söylemem sürekli arkadaşlar. Bazı arkadaşlar videolarında bunu sürekli ben bildim ben bildim şeklinde anlatıyorlar ama Başkan 35'te bunu göremezsiniz. Başkan 35'in en büyük kanıtı geriye dönük videolarına bakmanız yeterlidir. Burada zaten neyin ne olduğunu, verilen hedeflerin ne kadar kısa zamanda gerçekleştiğini sizler de göreceksiniz. Yeter ki önemli kendilerinize önemli ve güzel bir strateji kurmasını bilin. Evet, gram altında da hemen bakıyoruz. 472'li seviyeler şu an itibariyle gerçekleşmekte. Gram altında bizler için en önemli destek 463 desteğimiz arkadaşlar. Hemen şuradaki 463 desteğimizi çizelim. Evet, 463 desteği üzerindeki kanal hareketimiz gram altından nerede gözükmekte? 480. Evet, şuradaki 480 bir kanal aralığı olarak takip edilmeli. 480'i de aşabilirsek gram altında tekrardan yukarıda 507 direnci. Bu iki kanal dirençleri ve destek noktaları takibinizde olsun. Artık son biliyorsunuz videomda da anlattığım gibi sizler artık kanal aralıkları şeklinde takibe devam edeceğiz. Gram altında da benim orta vade hedefim 595'tir. Bunu da buraya nota alalım. Sonradan söylenmedi olmasın. Evet, gram altında verdik. Hemen gram gümüşe de bakalım. Hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Vaktinizi de almayayım. Sizi de fazla uğraştırmayayım. Evet, gram gümüşe de geçtiğimiz zaman gram gümüşte 6.04 gene önemli bir destek noktamız. Şuradan geçen 6.04 önemli. Onun altındaki gene bir 5.75. İki tane önemli destek var. Evet, bu destekler yukarı yönlü 6.04 üzerinde kalındıkça arkadaşlar gram gümüşte 6.53 direnç noktamız ve 6.53'ü yukarı yönlü kırabilirsek de 6.82 direnç noktaları önemli takibimizde olacak seviyeler şeklinde gözükmekte. Gram gümüşte de hemen hedefimi burada belirleyeyim arkadaşlar. Benim 8 TL gram gümüşte ana hedef noktam mevcut. Bunu da bilin. Ana hedef noktalarımı bildirdim. PPK toplantısına hepimiz odaklandık. Buradan çıkacak bir faiz kararıyla dolar TL ve gram altında aşağı yönlü bir miktar daha satış görülebilir. Fakat onun haricinde arkadaşlar biliyorsunuz özel sektörün dış borç ödemeleri mevcut. Bu dış borç ödemelerinden kaynaklı olarak piyasadan para çekmek isteyecektir. Özel sektörde çalışanlar da bu işi yapan arkadaşlar da. O yüzden dolar TL kurunda gerilemeler görülse de bu gerilemeler bence alım taraflı olarak piyasa tarafından değerlendirilecek olacağından dolayı fazla bir düşüş maalesef ben beklememekteyim. Gerekse konjektürel gelişmelerden dolayı fazla bir aşağı yönlü hareketler beklentim dahilinde değildir. Fakat olursa da bunu söylemekten çekinmem. Bunu da biliyorsunuz. Evet, şimdilik bu videomuz bu kadar. Ben hepinizi çok seviyorum. Tekrardan gelişmeler neticesinde bir video paylaşırız. Şimdilik bunları bilmeniz yeterli diye düşünmekteyim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.